Herkese merhaba. Zeytin Dalı programındasınız. Bugün yine değerli bir konuğu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Çiçek Tağoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Çiçek. Strasbourg Üniversitesi'nde sosyoloji, 2009'dan 2011'e kadar AFP'de fixer ve çevirmen olarak çalışma, Açık Radyo'da Cadı Postası programı, 2015 Müşerref Hekimoğlu Başarı Ödülü ve 2011'den beri Biyanet'te kadın ve LGBTİ haberleri editörü olarak çalışıyorsun. Hoş geldin tekrardan. Hoş geldin Çiçek. Biraz Biyanet macerasıyla başlasak, Biyanet'te başlaman, oradan kadın haberciliğe geçişin nasıl oldu? Bundan biraz bahsedersen. Tabii. Galatasaray Üniversitesi'nde master'a başladığımda, iletişim master'ına birazcık işin mutfağını görmek için Biyanet'e başladım. İyi yer. Evet. Aslında o zaman akademide kalmayı düşünüyordum ama birazcık gazeteciliğin tadını alınca olmadı. Gazetecilikte kaldım. Biyanet'e ilk başta stajyer olarak girmiştim. O zaman çeşitli, yani zaten Biyanet hak odaklı habercilik yapan bir yer, çeşitli sadece kadın haberi yapmıyordum diyeyim. Ondan sonra işte bir sürü AFP'de çalıştım. Sonra Biyanet'ten kadın haberleri editörü olarak girmemi teklif ettiklerinde tabii ki bu bana o anki mevcut işlerden daha cazip geldi açıkçası. İstediğim bir alanda çalışacak olmak. Çünkü birazcık da kadın odaklı habercilik kavramını da, içeriğini de birazcık Biyanet'te gördüm, öğrendim ve önemini fark ettim aslında. O yüzden 2011'den beri de Biyanet'te editör olarak devam ediyorum. Biraz daha böyle bir iki cümleyle bu kadın odaklı haberciliği açmaya çalışsak. Yani ne demek? Tabii. Yani kadın odaklı habercilik adı üstünde haberin odağını kadına almak aslında. En basit anlatımı bu. Ama genelde medyada kadın haberleri şu şekilde oluyor. Mesela ekonomi ve kadın. İşte spor ve kadın, daha bir şey ve kadın. Yani böyle haberleri kadın odağından, her habere kadın odağından bakmaktan çok kadın haberi yani kadın haberi ayrı bir kategori olarak görülüyor. Ama kadın odaklı habercilik dediğimizde her konunun içinde kadını görmek, herhangi bir düzenleme değişikliğinde, yasa değişikliğinde ya da her gelişmede bu gelişme kadınları nasıl etkiliyor? Bunu görmek ve cinsiyetçi klişeleri tekrar etmemek aslında. Biyanet'in bir dili var, bir haber dili var. Kadın meselesi için de bu geçerli. Kadın haberleri dilimiz var. İşte en basit örneği bu erkek şiddeti çetelerinde gördüğümüz erkekler şu kadar kadın öldürdü dememiz. Şimdi bu hep kadın öldürüldü şeklinde yansır haberler ama biz fail belli olduğu için faili göstermeyi seçiyoruz. Çünkü kadın kendiliğinden öldürülmüyor. Yani durup dururken bir anda öldürülmüş olmuyor kadın. Ve birisi onu öldürüyor ve bu erkek şiddeti toplumsal bir sorun, çok yaygın bir sorun. Dolayısıyla sorunu da çözmek için faili iyi belirlemek gerektiğini düşünerek bu bir örnek olarak verilebilir mesela Biyanet diline. Sonra kadın bohçası. Kadın postası. Kadın postası. Cadı postası. Hepsi karıştı. Cadı postası. Kadın haberleri yaparken Burcu Karakaş'ta gazeteci çalıştık. O zaman o Milliyet'teydi. Sonra onunla bir haber, radyo haber programı yapmaya karar verdik. Çünkü bir sürü kadın programı var, LGBT'lere de değinen programlar var. Ama bir haber programı formatında güncel olarak bildiğim kadarıyla yok en azından diye düşünüyorum. Cadı Postası'nda da Burcu ile birlikte her hafta o haftanın kadın ve LGBT gündemini aktarıyorduk ve tartışıyorduk biraz. Haber sunuyorduk aslında. Evet. Haberleri nereden alıyordunuz? Daha çok kendi yaptığımız, zaten Burcu da ben de bu alanda çalıştığımız için kendi haberlerimiz de oluyordu ama tabii sadece kendi haberlerimiz olmuyordu. Bütün medyaya çıkan, kadınları ve LGBT'leri ilgilendiren gelişmeler, tartışmalar, bunların hepsini Cadı Postası'nda sunuyordu. Ama sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantı içerisinde herhalde tabii değil mi? O haber üretim sürecinde. Tabii ki. Yani mesela Kaos Gereği'nde bir haber sitesi var, Pembe Hayat Derneği'nde bir haber sitesi var. Yani çeşitli sivil toplum kuruluşları da vatandaş gazeteciliği de yapıyor bir taraftan, aktivist gazeteciliği de yapıyor. Tabii ki onlarla da faydalanarak ama hak odaklı habercilikte zaten sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkide olmak çok önemli. Biyanet'te mesela biz bunu yapıyoruz. Yine her sene her alanda
sonuçta biz hak odaklı haberciliği de alanlara bölerek bir uzmanlaşma üstünden çalışıyoruz. Ben toplumsal cinsiyet alanından sorumluyum deyip ben kadın ve LGBT örgütlerini çağırıyorum. İşte ifade özgürlüğü editörümüz ifade özgürlüğüyle ilgilenen kurumları çağırıyor ve bütün sivil toplum kuruluşlarını da aynı ortamda bir araya getiriyoruz. Çeşitli şehirlerden çağırıyoruz. Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve birazcık bizim hak odaklı haberciliğimizi ne eksik, neyi daha fazla görmek isterler. Bunları soruyoruz ve aslında çok önemli sonuçlar da alıyoruz. Mesela en son yaptığımız toplantıda LGBT örgütlerinin söylediğini paylaşmak isterim. Çünkü çok önemli. Bütün medya için de çok önemli. LGBT örgütlerinin söylediği şey onlar sadece öldürüldüklerinde ve nefret suçuna maruz kaldıklarında değil problemleri. LGBT'lerin istihdam sorunları var, barınma sorunları var, yaşlılıkla ilgili sorunları var. Ve bunları onlarla iletişim halinde olmadan öğrenemiyorsun. Evet. Dolayısıyla ağırlık vereceğimiz o sene içinde, önümüzdeki dönem içinde ağırlık vereceğimiz haberler konusunda kafamızı da açıyor sivil toplum kuruluşları ve aktivistler. Evet. Son derece hassas bir birimin editörlüğünü yapıyorsunuz zaten, değil mi? Biz açıkçası birebir yaşadığın, muhatap olduğun deneyimler neler? Onları biraz duymak istiyoruz senden. Ne bileyim, Biyanet'i takip edenler sana nasıl ulaşabilirler? Ulaşsalar da bunun çözüme katkısı ne kadar olabiliyor bir haberci olarak? Evet, ulaşıyorlar mı? Evet. Tabii, yani sonuçta bir danışman değilsin. Tabii, evet. Böyle şeyler oluyor. Biraz zorlanıyorum bazen. Evet. Tabii çok fazla şiddetle ilgili haber yaptığım için şiddet gören kadınlar... Bana ulaşmak çok kolay. İlk başta onu söyleyeyim. İnternete yazdığınız zaman hem mail adresini buluyorsunuz hem ofisin numarasını buluyorsunuz. Ofisi aradığınızda benim numaramı da veriyorlar zaten. Bana her zaman ulaşabiliyorsunuz. Şimdi çok fazla şiddet haberi yaptığım için çok fazla olmasa da ara ara şiddet mağduru kadınlar ofisten bana ulaşıyorlar. Hmm. Ama ben bir sosyal çalışmacı değilim. Durumu nasıl idare edeceğimi de pek bilemiyorum açıkçası. Yani ben bu konuda kadın odaklı habercilik yapıyorum ama sonuçta şiddet mağduru bir kadının da ne yapmam gerektiğini, nasıl konuşmam gerektiğini bilemediğim için onları kadın örgütlerine yönlendiriyorum tabii ki. Sahada çalışan kadın örgütlerine, Mor Çatı'ya ve diğer örgütlere, yani kadının bana anlattığı sorunun içeriğine göre yönlendiriyorum. Hassas bir konuda çalışıyorum. Gazeteci olarak da bazen beni çok zorluyor. Çünkü kadına yönelik şiddet haberlerinde haber dilinin yanı sıra mesela en kötü şey kullanılan fotoğraflardır. Bizim Biyanet'te bir fotoğraf politikamız var ve bazen bir habere etik bir fotoğraf bulmak o haberi yazmaktan daha uzun vaktimi alabiliyor tabii ki. Neden? Bunu biraz açsana. Yani kadın şiddet haberlerinde aslında kadın şiddet haberi dediğimizde gözünüzü kapatsanız aklınıza hemen 3-4 tane fotoğraf gelir. Hepimiz bunu görmüşüzdür. Hep aynı fotoğraflar kullanılır. Duvarın köşesinde, odanın duvarın köşesinde çökmüş, böyle kendini korumaya çalışan bir kadın, sürekli yumruğunu sıkmış, kadına doğru yaklaşan erkekler hep bir tehdit ve göz korkutma hissi. Yani ben o fotoğrafları gördüğümde ben rahatsız oluyorum, kendimi tedirgin hissediyorum, güvende hissetmiyorum. Türkiye'de milyonlarca şiddet gören kadın varken o fotoğrafların her gün gazetelerin her sayfasında bulunması gerçekten o kadınların da güvenlik hissini çok sarsan, travmalarını sürekli tekrar eden bir görüntü. Dolayısıyla biz kadınların güçsüz gözüktüğü görüntüleri kullanmamayı tercih ediyoruz. Tercih ediyoruz değil mi? Kullanmıyoruz kesinlikle. Aynı şekilde kamu spotlarında da oluyor değil evet. mi? Yani? Evet. Yani bir kamu spotu izliyorsunuz ya da bir televizyon haberi izliyorsunuz. 3,5 dakika boyunca çeşitli kadınların şiddet gördüğünü izliyorsunuz. Bu çok korkunç bir şey. Ben katlanamıyorum yani onları. Çaresizsin mesajını direkt aslında. Evet. Tekrardan üretiyor. Evet. Yani bizim kadınlara anlatmaya çalıştığımız şey kadınların çaresiz olmadığı... Yani evet çok fazla korkunç şey oluyor, çok zor durumda olan kadınlar var ama her şeye rağmen başvurabilecekleri yöntemler oluyor. Ben fotoğraflarda kadın dayanışmasını gösteren fotoğraflar kullanıyorum şiddet haberlerinde. Kesinlikle şiddet olgusunu içeren hiçbir görsel kullanmıyorum. Bu zor bir tarafı. Dili kurmak benim için artık çok kolay. Çünkü ben biraz gazeteciyi bu dille yapmayı öğrendiğim için dil konusunda zaten... Elinde örnekler var mı mesela onun için? Sözcük, cümle... Aklıma gelenleri söyleyeyim. Mesela en klişe ve en çok kullanılan kız çocuğu erkek çocuğudur. Ama toplumsal cinsiyet belli bir
yaştan sonra kazanılan bir şeydir. Evet. Dolayısıyla erkek çocuğu diye bir kelime bulamazsınız Biyanet'te. Oğlan çocuğudur kız çocuğun karşısında. Hani bu bayan erkek tartışmasında yaptığımız şeyin çocuklara uyarlanması. Cinnet getirdi. Kesinlikle böyle bir şey Biyanet'te bulamazsınız. Bir insan cinnet getirdi de kadını öldürdü diye. Evet. Hani en sık kullanılan medyada... Bu ana akım medyanın ana akım medyada, temel dayandığı cümlelerden biri. Evet, cinnet getirmek, işte yasak aşk cinayeti falan gibi tabii bu klişelere düşmüyoruz yani. Genel olarak böyle şeyler yani dediğim gibi özneyi doğru belirlemek, fail kimse özneyi onu koymak, pasif kadın yani bu yine kadınların pasif duruma düşürmüyoruz cümlede erkekler şu kadar kadını öldürdü dediğimizde ve çetelelerde de bunu böyle yapıyoruz. İşte İstanbul'da AB isimli erkek karısı bilmem kimi öldürdü diye kuruyoruz. Kadın öldü, kendiliğinden öldürülmüş olmuyor. Hep bu mantıkta aslında. Ve neden diye sormadan herhalde. 5NK'yı bir 4NK'ya uyarlayarak kadın haberciliği yapmak. Evet, evet. Yani mesela şöyle bir şey kullanıyoruz, bu önemli. Mesela kıskançlık yüzünden öldürdü diyorlar. Şimdi orada fail ifadesinde kıskandım öldürdüm diyorsa bu da araştırma değeri taşıyan bir şeydir. Biz bunu kıskançlık bahanesiyle öldürdü diyoruz mesela. Neden konulsa da evet. Evet yani bir bahane bu çünkü. Böyle şeylere dikkat ediyoruz. Sizin kurslarınız oluyor. Bu kurslarda da bu dili eğitimleriniz oluyor. Eğitimlerimizde evet bu dili öğretiyoruz. İşte okuldan haber odasına diye her sene üniversite öğrencilerine, iletişim öğrencilerine yönelik kurslarımız çok oluyor. Çok da faydalı bir program o. Evet. Yerel medyaya galiba zaman zaman değil mi eğitimler yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Şimdi yine bir toplumsal cinsiyet odaklı, kadın ve LGBT odaklı bir yerel medya şeylerimiz başlayacak yakında. Evet. Diyarbakır'daki gazeteciler cemiyetiyle birlikte. Bir de bu şeyden biraz bahsetsek, kadın haberciliğinin değişimi, kapsamının ve içeriğinin. Biyanet'in özelinde de kadın haberciliğinden kadın ve LGBTİ haberciliğine doğru bir geçiş oldu. Bu Türkiye'deki tabii toplumsal gelişimle, sivil toplum kuruluşlarının gelişimiyle de çok paralel olarak yürüyen bir değişim. Evet. Ben de tam onu anlatacaktım. Bu soruya cevap olarak. Sordum cevabını. Biz anlarız, evet. Yani LGBT haberleri Biyanet'te her zaman yapılıyordu zaten ama birazcık yani sivil toplum geliştikçe, o hareket görünür oldukça, geliştikçe değil belki, görünürleştikçe daha fazla haber oluyor. Dolayısıyla bir LGBT bölümü açabildik. Bu LGBT hareketi sayesinde olan bir şey tabii ki. Hani bizimle bağlantılı değil. Sizin dediğiniz gibi tamamen sivil toplumun gelişmesiyle, toplumsal hareketlerin gelişmesiyle ilgili. Kadın haberlerine böyle baktığım zaman şeyi de görüyorum. Yani kadın ve LGBT haberlerini, Türkiye'deki hak mücadelesinin kronolojisini yaptığım haberlerden senelere göre görebiliyorum aslında. Ne zaman ne tartışılmaya başlanmış. Ondan sonra hep onun üstünden bir dil kurmuşuz. Ya bu gelişmeler çeteleleri de çok etkiliyor çünkü. Boşanmalar tartışmaya başlandığında mesela boşanmak istediği için öldürülen kadınlar çetelelerde belirmeye başladı. Her şey yani toplumsal hareketler, Türkiye gündemi ve medya birbirine aslında çok bağlı bir şekilde gelişiyor. Galiba değişmeyen kadın cinayetleri değil mi? Maalesef. Bu konuda Biyanet'in çok hassas olduğunu biliyoruz. 2014'te hatta 2013'te yayınladığınız bir rapor var. 2014'te videolaştırdığınız, 2015'te de videolaştırdığınız bir rapor. Birazdan onu izletmeye çalışacağız. Bu süreci bize biraz anlatır mısın? Yani hem böylesi feci bir gidişata tanıklık etmek, hem de bunun işte videosunu yapma gibisinden bir sorumluluğu üstlenmek. Nasıl bir gelgit yaşıyorsun bunun içerisinde? Yani çetelileri ben 2011'den beri rapor halinde, düz metin halinde ben yapıyorum. Şimdi 2008'in ortalarında Biyanet başlamış aslında düz yazı rapor yapmaya erkek şiddeti vakalarını. Önce bunun sebebini tabii kısaca anlatmak istiyorum. Bu önemli çünkü Türkiye'de erkek şiddeti verilerine ilişkin resmi rakam hala yok. Yani resmi bir veri olmadığı için ve bu büyük bir sorun olduğu için bir rapora ihtiyaç var. Ve devlet bunu tutmamayı tercih ettiğini düşünüyoruz artık. Yani kadın örgütleri de böyle düşünüyor. Çünkü başka bir açıklamasını bulamıyoruz bunun. Dolayısıyla en azından buzdağının görünen yüzünü göstermeye karar vermiş Biyanet 2008'de. Çünkü biz bu haberleri aslında hepsini her gün görüyoruz ve geçiyoruz. Ama bu haberlerin hepsini bir arada gördüğümüzde
anlıyoruz durumun vahametini. Çünkü görüp sayfayı çeviriyoruz. Onları bir araya getirmeye karar vermişler ve çok etkili bir rapor olmuş. 2011'den beri ben yapıyorum bu raporları. İşte Kadın Haberleri Editör Kimse dönemin o yapıyor aslında. Ben çok zorlanmaya başladım medya taraması yapmakta. Çünkü depresifmiş. Yani evet. Çok yorucu bir şey. Yani benim şahsi hayatımdaki arkadaşlarım hangi gün rapor yaptığımı anlıyorlar. Suratımdaki ifadeden, elektriğimden, enerjimden sen bugün yine çetele hazırlamışsın diyorlar. Zor bir şey. 2014'ten beri Begüm Baki ile birlikte çalışıyoruz. Raporları birlikte hazırlıyoruz. Ben istatistikleştirip görselleştiriyorum. Görselleştirmek tabii çok daha etkili olmuş. Yani. Zaten çok onu o yüzden yaptık. Evet. Yani şimdi ben 2011'den beri bu raporları yapıyorum ama çok sıkıcı ve iç yorucu metinler. Okuması da çok zor. Yani gerçekten kimse böyle karanlık bir metin okumak istemez ama okunması da gerekiyor. O yüzden bir çözüm yaratmaya çalıştık ve bunları infografik haline getirmeye karar verdik. Tabii burada benim bir illüstratör falan öğrenme, grafik öğrenme sürecim de oldu. Peki biz o zaman hemen rejiden isteyelim, hemen girsin ve daha sonra üzerine tekrardan konuşalım. Evet. Mümkün müdür acaba reji odasına rica edip? Evet. Ne yapacağım şaşırdım. Biz erkekler 2015'te 284 kadın öldürdük. 19 kadın cinayetinin faili belirlenemedi. 26 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Ya da intihar etti. İntihar ettiği iddia edildi. Öldürdüğümüz her 5 kadından biri kocasından boşanmak ya da sevgilisinden ayrılmak istiyordu. İzin vermedik. Katil kimdi? Öldürülen kadınların %40'ının katili kocasıydı. %13'ünün katili sevgilisi. %13'ünün katili erkek akrabalarıydı. %10'unun katili ise eski kocası ya da eski sevgilisiydi. Pek çok kadın cinayeti gördü ancak sesini duyuramadı. 2015'te katlettiğimiz her 10 kadından biri öldürüleceğini biliyordu. Şikayetçi oldular. Devlet korumadı, koruyamadı. Biz erkekler cinayetler cezasız kaldıkça cesaretlendik. Her 100 katilden 3'ü daha önce şiddet, taciz, cinsel saldırı gibi suçlardan yargılanmış ya da hüküm giymişti. En az 133 kadın ve kız çocuğuna yönelik tecavüz vakası medyaya yansıdı. Biz erkekler en savunmasız olduğunu düşündüklerimizi seçtik. Kendilerini savunamayacaklarına, utançlarından bizi ifşa edemeyeceklerine inandık. Cezasız kalacağımızdan emindik. Tecavüze uğrayanların %42'si 18 yaşın altında kız çocuklarıydı. %8'i ise turist ve göçmen kadınlardı. Tecavüz ettiğimiz kadınların birçoğu bizi yakından tanıyordu. Tecavüz ettiğimiz kadınların %12'si karılarımız, sevgililerimiz ya da eski karılarımız ve eski sevgililerimizdi. %11'i ile aynı iş yerinde çalışıyorduk. %6'sı ise sadece kullandığımız taksi ya da dolmuşa binmişti. 2015'te 208 kadın ve kız çocuğuna yönelik cinsel taciz haberi okuduk. Tacizlerin %11'i mağdurun öğretmeniydi. Kadın ve çocukların çoğunu fiziksel olarak taciz ettik. Geri kalanını ise dijital olarak, teşhircilik yaparak ya da sözlü taciz ettik. Israrlı bir şekilde takip ettik, gözetledik, tehdit ettik, şantaj yaptık. Biz erkekler son 6 yılda en az 1418 kadın öldürdük. 868 kadın ve kız çocuğuna tecavüz ettik. 1194 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduk, 1765 kadını yaraladık. Öldürdüğümüz, yaraladığımız, tecavüz ettiğimiz kadınların birçoğu haber olamadı. Buna rağmen 2015'te 1194 erkek şiddeti haberi okuduk. Erkek şiddetinin görünen, gösterilen yüzü bu kadar işte. Evet, çok etkileyici. Çok etkileyici, evet. Görselleştirdikçe evet, etkileyici evet. Oluyor, evet. Üç dilde, değil mi? Evet, bu Kürtçe, dilde. İngilizce ve Türkçe olarak yapıldı. Can Bonomo, Vedat Yıldırım ve Simon Johnson sesinden, değil mi? Evet. Türkçe, Kürtçe ve İngilizce olarak karşılıklıyor. Bugün afişlerimiz de burada zaten. Yani sonuçta anlatılan 284 kadının 2015 yılında öldürüldüğü ama ne kadar tekrarlanırsa o kadar önüne geçilebilir diye düşünüyoruz. Bu süreci biraz anlatmanı bekliyoruz senden Çiçek. Video süreci. Evet, evet. İşte ilk başta afiş haline getirmeye karar verdik aslında. 2013'te ilk afişimizi hazırladık. 2014'te bir adım daha ileri götürmek istedik. Daha çok yaygınlaşmasını istedik ve 2014'te ilk videomuzu yaptık. Çok etkili oldu erkeklerin sesinden olması. 2014 videosunu da Mert Fırat seslendirmişti.
Yani gerçekten yani hep aynı mantık aslında. Nasıl faili cümlenin başına koyuyorsak, videoları da erkeklerin seslendirmesini ve böylece empati yapabilmelerini, izleyicilerin de empati yapabilmesini istedik ve... Bu oluyor mu peki? Bence oluyor. Yani ben 2015 videosunu henüz toplu gösterimde... Çünkü şöyle oluyor. İnsanlar videoyu izliyor, ben insanları izliyorum genelde. Hmm. 2015 videosunu henüz o şekilde izletemedim. Hep internetten izledi benim gönderdiğim insanlar. 8 Mart haftasında biraz feedbacklerini alacağım ama geçen sene gerçekten çok iyi geri dönüşler almıştık zaten. Bir sessizlik, evet, inanılmaz bir sessizlik oluyor. Yani bir atölyeye, bir yere gidiyorsunuz mesela, toplumsal cinsiyet tartışılan. Orada inanılmaz tartışmalar oluyor. Eşitlik anlatılırken inanılmaz bir direnç gösteriyor insanlar. Evet. Bazı şeyleri kabul etmiyorlar. Tartışıyorsunuz, ediyorsunuz. Sonra en sonunda bu videoyu izlettiğimizde hiç kimse, yani o bir saatlik atölye boyunca sürekli muhalefet eden insanlar hepsi sessiz bir şekilde, gerçekten sözün bittiği yer oluyor. Herkes sessiz bir şekilde izleyip düşünüyor uzun süre ve video bittikten sonra o sessizlik birkaç dakika devam ediyor gerçekten toplu izlenimin o sayılar sayı. Kimi zaman bazı şeylerin vurucu. Üstünü kapar ama bazı zaman da burada olduğu gibi etkili olabiliyor. Peki mesela öğretmenler seyrettiği zaman nasıl bir duygu yaratılıyor? Bu da çokça yaşadığımız bir şey. Evet, evet. Zaten hani geçen senenin raporunda da vardı, bu senenin raporunda da var ki çok güncel bir vakamız var. Taciz, tecavüz meselelerinde okullarda ve öğretmenlerin faal olduğu vakalarla ilgili. 2014'te de tacizlerin %13'ü okullarda ve yurtlarda gerçekleşti demiştik bu raporda. Bu sene de tacizcilerin, taciz faillerinin %11'i mağdurların öğretmeniydi. Ben geçen sene öğretmenlere toplu bir izletme fırsatı buldum. O da bu bahsettiğim örneklerden biri gibi oldu. Bütün gün çok sert tartışmalar, gürültülü bir sınıf ve video izlendikten sonra inanılmaz bir sessizlik oldu. Ama tabii ki yeterli olmuyor. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız maalesef Kayseri'de intihar eden lise öğrencisinin ne tecavüz eden öğretmen de bunu izlediğimiz sınıftaydı mesela. O da bu videoyu izlemişti. Onun da kanı donmuştu ya da kanı donmuş gibi hareket etmişti bu videoyu izlediğinde. Çok ilginç bu. Evet, gerçekten enteresan bir durum, üzücü bir durum. Yani bunlar tabii ki tek başına yeterli değil. Yani bunların başka şeylerle desteklenmesi gerekiyor. Bunlar dikkat çekici ve kolay yaygınlaşabilen, viral olabilen şeyler ama bunların tabii ki çeşitli politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Yani çözüm ancak bu şekilde sağlanır. Evet. Sen sor, sor. Şeyi soracaktım, müzisyenlerin bu süreçteki... Evet. Sürece nasıl tepki verdiler sonrasında? Şimdi ben çok karanlık bir metin yazdım tabii videoda. Haberi de var, çok böyle uzunca. Evet. Yani videoda okudukları metin oldukça karanlık bir metin, üç dilde de. Kendi ana dillerinde okuyacak müzisyenler seçtik. Ben birazcık çekinerek soruyorum aslında. Hani böyle karanlık bir metni vereceğim ve okuyacaklar. Yani bu sene çok, onlar da çok destek oldular bize. Bir kere onu söyleyeyim. Projenin parçası olmasından dolayı çok mutluluk duyduklarını söylediler ve bu sene onlara da neler hissettiklerini sorduk videoyu seslendirirken. Hani çünkü gidiyoruz, onlar seslendiriyor, sonra ses kaydını alıyoruz ve bitiyor aslında. Kendi içlerinde yaşadıklarını biraz anlatmalarını istedik. Onlar da hani bu karanlıklığı anlatmışlar ve aslında bunun ne kadar gerçek olduğunu fark ettiklerini anlatmışlar. Yani çok bilmiyorum, uzun görüşler belki, bir iki cümle olur. Can bana mı? Biz duyarlılığımızı yitirdikçe tehdit katlanarak çoğalacaktır diyor mesela. Evet. Ben onu not almışım. Evet. Özellikle erkeklerin cephesinden bakıldığında bu çok önemli. Evet. Bence evet. De çok önemli. Evet. Yani çok önemli bir vurgu. Bu tipte şeyler var senin de bunu paylaşabiliriz birkaç cümle. Evet. 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 Evet, Can Bonomo'dan kısaca devam edeyim o zaman. O şekilde başlamış o da. Ve biz duyarlılığımızı yitirdikçe tehdit katlanarak çoğalacaktır dedikten sonra o da bunlar gerçek, bunları bilin, katiller aramızda, sıra size gelebilir, sıra sevdiklerinize de gelebilir. Eğer gelirse zamanında yitirdiğiniz duyarlılık beyninize bir hançer gibi saplanacaktır. O günü beklemeyin, o günün gelmemesi için birlik olup bir şeyler yapalım demiş. Bence çok etkili, videonun etkili. Kendisi kadar evet. Etkili bir mesaj yani bu. Çok.
Vedat Yıldırım bu sayıların ardında yaşanan vahşet hikayelerine biraz dikkat çekmiş ve o seslendirirken yaşadığını tam olarak anlatmış aslında. Seslendirirken soğukkanlı olmaktan başka şansımız yoktu çünkü insanlara bilgi vermeye çalışıyorduk. O yüzden de kifayetsizlik hissi içimizi burktu demiş Vedat Yıldırım. Simon Jones da aslında Türkiye'de yaşayan İngiltereli bir müzisyen. O da birazcık dünya örneklerine gitmiş. Geçen evet. sene de İngilizceyi Simon Jones seslendirmişti. Simon'a böyle her sene Simon depresyona sokana kadar seslendirme yaptıracağız. O ilk olarak kadına karşı erkek şiddetinin Türkiye'de bu kadar büyük bir problem olması beni üzdü ve moralimi bozdu. Bu da kendi ülkem İngiltere ve dünyanın geri kalanında bunun ne kadar büyük bir problem olduğunu düşündürdü demiş ve sonrasında hani hayatın her anında aslında kadınlara ne kadar agresif davrandığını fark ettiğini anlatmış. Tabii İngiltere'de çok büyük bir problem. Her yerde yani büyük yani. Bir dünya, problem. Dünya tabii ki, tabii yani. Ki. Yani şimdi İngiltere'de de çeteleler tutuluyor kadın örgütleri tarafından. Onların sayıları Türkiye'dekine yakın. İrlanda'da çok yüksek. Mesela ben oradaki çok. Sayıları duyduğumda inanamamıştım. Hmm. Tabii ki yani belki Türkiye'de de resmi bir veri tutulsa bu konuda belki bizim de sayılarımız daha öyledir yani. Olacak. Bunlar haber olabilmiş vakaların sayıları. Üçüncü dünya diye bir burada bir ayrım yapmak gerekiyor mu? Ya da Orta Doğulu olmak gibisinden bir ayrım yok. Ben bir şahsen bir fark olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet. Ataerkil düzen her yerde var. Yani Oscar'larda bile beyaz erkekler tartışılıyor şu anda güncel olarak. Dolayısıyla evet. yani İsveç'te de kadına şiddet var toplumsal cinsiyet açısından ilk beşe giren ülkelerden biri olarak. Evet. Ve her yerde var. Çünkü Türkiye'de bile şöyle bir sorun var. Türkiye'de biz şiddeti tam tanımlayamıyoruz. Evet. Mesela İsveç'te bir şiddet araştırması yapıldığında şiddet yüzdesi Türkiye'den çok çıkabiliyor. Çünkü onlar şiddetin ne olduğunun daha farkındalar. Evet. O araştırmayı incelediğinizde saç çekme, tabii ki saç çekme bir şiddet türüdür. Ama Türkiye'de hiçbir kadın kocası onun saçını çekti diye ona şiddet uyguladığını evet. düşünmez. Çünkü çok daha dozajı yüksek şiddete alıştırılmış bir toplumuz aslında bundan kaynaklanıyor. De. Evet, psikolojik şiddette nitekim. Dijital şiddet mesela hayatımızın normal bir parçası Türkiye'de. Evet. Kocamıza, sevgilimize konum göndermek, Facebook'ta kiminle arkadaş olduğumuzu açıklamak zorunda kalmak, onun fotoğrafını niye like'ladığımızı açıklamak zorunda kalmak. Bu aslında dijital şiddet ama bu Türkiye'deki ortalama bir ilişkinin rutin bir şeyi yani. Parçası olarak. Parçası maalesef. Biz finale doğru yaklaşırken tüm karanlık tabloların içerisinden bir umut yakalamaya çalışıyoruz. Elimizde afişlerimiz var bunun dışında. Bu programa dair ne umudumuz olabilir gibisinden sana sormak durumundayız. Tabii yani burada şeyi de soralım. Hani ana akım medyanın içinden sıyrılıp giden bir süreç var. Ama bir yanda da Viyanet gibi, Medyascope gibi alanlar, yeni alanlar var. Bu yeni alanlar konusunda umut beslemeli miyiz? Ve niçin? Bence beslemeliyiz. Mesela geçtiğimiz sene şeye bakmıştık. Medya künyelerinden kadın erkek oranlarını, biraz da haber dilini, kadınların çok eril bir ortamda çalışmasının, sayıların az olmasının ve erkeklerle rekabet etmekten dolayı biraz eril dil kullanmasından kaynaklandığını düşündüğümüz için ve şunu görmüştük. Medyalar alternatifleştikçe toplumsal cinsiyet eşitliği artıyor kesinlikle. Bunu rakamlarla da görebiliyoruz. Yazılı basında en az kadın var, internet medyasında en çok kadın var. İnternet medyasında %50'ye yakın neredeyse editorial deskler, %46'larda falan. Bu bile umut verici bir şey bence. Çünkü bu bile hani alternatif medyada yani gelenekselden uzaklaştıkça yine o geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinden de uzaklaşıldığı ve eşitliğin biraz daha kolay sağlandığını mesela o araştırma beni şahsen en azından ikna etmişti. Dolayısıyla alternatif medyalar beni çok heyecanlandırıyor ve
bence o şekilde bazı şeyler değişecek diye düşünüyorum. Oscar'da Spotlight'ı zaten verildi ve yani bu bize bir umut veriyor esasen. Sansüre karşı yine de hani başka bir tercih olduğu ve o tercihlerden bizim gibi ülkelerin de yararlanabileceği düşüncesi bende uyanıyor, bilmiyorum. Barış gazeteciliği konusunda da bir şeyler duymak isteriz. Çünkü Biyanet'in bu konuda çok önemli adımları var. Editörlüğünü yaptığın alanda böyle bir hareketlenme var mı? Zaten kadın haberciliğiyle belki iç içe olarak. Evet. Tabii ki yani barış gazeteciliği illa bir silahlı çatışma olarak düşünmemek gerekiyor. Hı-hı. Yani çatışma hayatımızın her alanında var. Dolayısıyla barış gazeteciliğin her alanı uygulayabilirsiniz. İlla bir savaş olması, silahlı çatışma olması gerekmiyor. Artı olarak silahlı çatışmalar da kadınları en çok etkiliyor. Evet. Dolayısıyla hak odaklı habercilik bir bütün bence barış gazeteciliğini de içeriyor. Uzlaşmacı ve çatışmaya değil uzlaşmaya hizmet eden ve insanların sesi çıkmayanların sesini duyulur kılan bir habercilik her konuda sağlık haberlerinde bile uygulanabilir. Kesinlikle. Evet, benim sorularım burada bitti gibi. Bitti. Tamam, o zaman kapatabiliriz. Tamam. Teşekkür ederiz Çiçek. Sevgili Çiçek Dahaoğlu'yla bugün hak haberciliğini, kadın haberciliği ve LGBTİ haberciliğini konuştuk. Biyanet örneği bağlamında kadına karşı şiddeti konuştuk. Ve hak haberciliği örneklerin arttıkça toplumsal eşitliğin de artacağına dair umut beslediğimizi dile getirdik. Evet. Ve bu tip örneklerin artması dileğiyle de programımızı kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Teşekkürler.